Arkadaşlar merhaba. Bugün yine plansız bir şekilde kafamda var, evet, bir şey yapmak ama ne ölçü var ne bir şey, sadece kafamda gece yatarken aklıma geldi böyle bir şey yapsam olur mu diye. Onu yapmak için sabahleyin ufak çaplı çalışmalara başladım. Şimdi devam edeceğim. Ne yapacağımı da söyleyeyim. Şunların hepsini 6.2 milim santim kalınlığında hepsini biçimli bir şekilde bir keseceğiz, ayarlayacağız. Sonrasına bir bakacağız, bir başlayalım. Sonrası birlikte gelsin inşallah. Kestik. Şimdi de şu yüzeyi planlayacağız. Plangalayacağız. Şimdi diğerlerini. Bunların hepsi aynı şekilde planyalı olacak. Planya yaptığımız ahşabımızı 35 santimden keseceğiz arkadaşlar hepsini. 35 santimden. Arkadaşlar 35 santime kestiğimiz ahşaplarımızı şimdi tutkalıyoruz. Tamamen arkadaşlar. Hepsi tutkallanacak. Sonrasına devam edeceğiz. İşkenceye aldığımız parçalarımızı çıkarttık işkenceden. Şimdi üzerlerini rendeleyelim. Daha sonra işleme başlayacağız. Ne çıkacağını sonra hep beraber göreceğiz. Yapacağım şey hepimize sürpriz olsun. Size iyi seyirler. Ben çalışmaya başlıyorum. Yüzeylerini rendeleyip düzgün bir forma soktuktan sonra arkadaşlar testlerimizi 2 santim ayarlıyoruz. Ahşabımızın şimdi temizleme zamanı geldi.
Getireceksin, paralanacak. İşte aşağı yukarı karar verdim ne yapacağımı. Şu anda altyapısını hazırlıyorum. Sonsuz olsun. Verecek misin? Verecek misin? Ama şey bir şey değil. Gidince her şey sonra üçtür. Sonra bir dur. Sonra gidecek. Çok başka çok sevdiğim farklı bir silah vesaire. Ben bunu kırmaya çalışıyorum size. Bunu ki mutlu. Sonra da görürsün. Bunu görürsün. Kim yanlış? Bunun şeyleri böyle işkenceye aldık. Kuzu göz. Sonra çıkar. Bu sus. Bir de göstereyim sana. Arkadaşlar tablamızı çıkardık. Burası arka tarafı. Kuba şeylerini bir alalım. Yapmayı düşünüyorum. Daha doğrusu bunu düşünerek yapacağım. Şimdi kulplarını yapacağım. Ufak çapta kenarlarını yapacağım ki evet arkadaşlar kahvelerin düşmemesi için kenarına şöyle çaktım. Kenarlık yapıştırdım. Şimdi daha nazik, daha güzel görünsün diye şöyle bir zımparalayacağım. Buraları ovalleştireceğim. Buraları da ovalleştireceğim. Şu köşeler de ovalleşecek. Eminim ki... Yaptığımız tepsimizin bardakları kaymasını içine hafiften oyuyoruz. Böyle.
kalın zımparayla şu formu verdikten sonra daha sonra ince zımparayla daha da temizleyeceğiz. Yani şu formu bardağın oturması için vereceğiz. Zımpara yapıyorum. Bundan sonra 400 numarayla yapacağım. Zaten ondan sonra cam gibi olacak. Yaptığımız tepsinin kulpları takılacak. Arkadaşlar takım bitti. Yaptık. Kulplarımızı taktık. Kulplar da bence çok güzel oldu.